randevusuz gelmemenizi öneriyoruz. Bu bütün birçok sağlık kuruluşları, böyle özellikle ayaktan hasta bakan yerler bu konuda çok çok dikkatli olmaya çalışıyor. Biz de aynı şekilde telefon ederek randevu almanızı gerçekten istiyoruz ki biz de ona göre hastalıklı çocuklar ve sağlıklı çocukları bir defa birbirlerinden zaman olarak hiç değilse ayırmış olalım. Onun yanında hastalığın telefon ettiğiniz zaman, hastalığınızı anlattığınız zaman, geldiğiniz zaman biz ona göre size bir klinik içi trafiği de ayarlıyoruz. Böylece beklememeyi ve hızlıca testlerinizin yapılmasını, bu iş COVID mi değil mi, nasıl takip edeceğiz bunları biz de kendimizi koruyacak şekilde sizler için giyinerek, özellikle bu şüpheli vakalarda, ateşli vakalarda, öksürüklü vakalarda kendimizi de korumak üzere mutlaka bilmek istiyoruz. Tabii ki bu COVID meselesi esasında herkesin çok şeffaf davranması gereken bir süreç. Biz bunu öğreniyoruz. Yani dürüstlüğü öğreniyoruz karşılıklı. Eğer bizde bir problem varsa, birimiz geçiriyorsak biz burada bir karantina uygulayacağız ve bunu da çok dikkatli bir şekilde yapacağız. Aynı şekilde sizlerin de ailesinde bir problem varsa o zaman mutlaka bizlere bildirmenizi, ki bizim de yaklaşımlarımızı doğru bir şekilde ayarlamamızı sağlayacağız. Bu netlik ve bu şeffaflık aynı şekilde sizin çocuğunuzu gönderdiğiniz, bakımını yaptığınız yuvalarda, ilkokullarda da olmak zorunda. Eğer çocuğunuz ateşlendiyse o sabah mutlaka evde tutmalısınız. Ve okula "çocuğum ateşlendi, takibini yapıyorum" bilgisini de vermeniz gerekiyor. Çünkü bu triyaj dediğimiz bir takım ayrıştırmalarla biz esasında toplum içindeki bulaşıyı ve aynı zamanda sağlık personeline olan bulaşıyı da minimuma indirmek zorundayız. Çünkü bizler ayakta kalmalıyız ki sizlere istediğiniz ihtimamı, sevgiyi ve yaklaşımı, medikal evi verelim. O nedenle bu netlik ve açıklık olmak zorunda.